Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Abi ilan için rahatsız ettim. Sahibinden satılık diyor ama bir de kiralık var abi bu apartmanda ama. Evet, şeyde son kat abi. Ya sahibinden satılacak ya da kiralanacak. Şimdi bizim bir arkadaşımız evlenecek. Mengen Kooperatif Başkanı. Evet. Evet, bu civarda arıyor ama kaç para abi bu? Abi işte biraz yüksek diyoruz ya. Hani tutan olursa öyle tutsun diyoruz. 50 bin lira diyorum ben. 50 bin lira. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Anladım abi. Abi yüksek değil mi? Çünkü Eşyalı mı? birinci katı da bizim. Orayı 30 bin liraya verdik abi. Eşyalı mı? Değil, eşyalı değil. Eşya yok. Garajı büyük. 42 metrekare garajı var. Ve o bölgede 4 artı 1 daire yok kiralık zaten. Yani bir beklentisi varsa söyler, hani şu olsun bu olsun diyeceği bir şey varsa. 50 bin Ama lira çok yüksek abi. abi kendi bilir. Ben bir Biz şey diyemiyorum yani. dedik hani emlakçı hata yapmıştır dedik 50 bin lira yazınca. Yok, hata yok abi. O fiyata tutulur dedi emlakçı. Ben de tamam dedim. Sizce bu vicdani mi abi? Siz Türk vatandaşı mısınız? Abi nereye gidiyoruz ben anlamıyorum. Yo, Sen soru soruyorum ben. Sen Türk vatandaşı mısın ya abi? neyimi sorguluyorsun sen benim Sen suçumu? Müslüman mısın? Türk vatandaşı mısın? Abi sen tövbe estağfurullah, sen ne diyorsun sen ya? Yok, soruyorum abi, soruyorum. Hani ben olabilir, Hristiyanlar da var Abi içimizde. sen Eğer abi sen böyle bir Müslümansan bir araştır, böyle bir Müslümanlık var mı 50 bin lira kirayla? sen beni mi sorguluyorsun? Sen kimsin ya? Ya, Beni mi işine sorguluyorsun? bak hemşerim, hadi. Allah sizin yerinize düşürmesin şu milleti. Abi cümlemiz Ha, abi cümlemiz. Allah sizin yerinize düşürmesin. Seni de şikayet edeceğim şimdi. Niye Şikayetçi şikayet olacağım ediyorsun? senden. Niye şikayet ediyorsun? Nasıl ya? Senden şikayetçi olacağım. İstediğin yere şikayet et. Git. Edeceğim zaten. Allah Ben zaten kanun yok diye bunları yapıyorsunuz siz bu Allah. millete. Sana ne ya? Allah Allah. Sana ne mi? 40 bin liraya, 40 bin liraya kiralık daire Tabi alacağım lan, abi. buldunuz bu milleti, değil mi? Buldunuz bu milleti, yürüyün Tabii. böyle. Evet, ilan burada. Şimdi kaldırıldı. Şu an kaldırıldı ilandan. Ama ilan numarası belli. Vatandaşlarımız ekran kaydını almışlar. Sosyal medyamda da çok büyük etkileşim aldı. Yani insanlar destekledi yani. Satılık diyor ama bir de kiralık var abi bu apartmanda ama kiralık da mı sizin? Diyaloglar bu şekilde oldu. Yani O sosyal şey abi. medyamda da çok iyi izlendi. Haber Sizin sitenizin kanallarına da altında. çıkmış. Başta adım soyadım Mahmut Alan. Bolu'da hem dernek başkanlığı yapıyorum hem de inşaat ve emlakla alakalı biz de bu sektörün içindeyiz. Az çok biliyoruz. Ben ilk başta bu rakam bana vatandaşlarımız atınca bir yanlışlık olduğunu düşündüm açıkçası. O gün de buraya gelip bakmak istedim. Evim bir özelliği mi var? Hani olabilir çünkü bilmediğimiz bir özelliği vardır. Farklı bir şey yapılmıştır. Kiralık ilanı göremedim evde. Şu arkamızda zaten evde. Kiralık ilanı göremeyince satılık numarasını aradım. Yani Hürriyet Emlak'ta bir şey, pardon, Hepsi Emlak'ta bir şey var, ilan var ama orada emlakçı olarak yazıyor. Burada sahibinden yazıyor. Ben sahibinden olan numarayı aradım. İşte daha sonra diyaloğa şahitsiniz. Kendisine işte burada satılık yazıyor ama kiralık da olduğunu sorunca satılık yerin kiralık olduğunu söyledi. Tabii daha sonra öğrendiğime göre öyle de bir şey var. Oradaki konuşmada diyor ki beni emlakçı yönlendirdi. Burada emlakçı arkadaşlarımıza da iftira atmış oluyor. Çünkü zaten kendisi emlakçı. Yani dairenin sahibi hem kendisi hem de emlakçı kendisi. Tabii telefonda benim de adımdan dolayı biraz anlıyor orada. Tam da konuşmak istemiyor. Ben orada işte siz Türk ve Müslüman mısınız deyince onun da biraz işte sinirleri bozuldu. Daha açık cevap vermeye başladı. Ama hani ben bu kaydı yaparken de amacım şuydu. İnanın bana zor bir dönemden geçiyoruz. Dayanışma olması gereken yerde biz daha çok birbirimizi nasıl kazıklarız onun derdine düştük. Ben bunu göstermek istedim. Yani şimdi bu civardaki kiralar 15 bin, 16 bin, 17 bin orta dereceler. İyi dereceler ise 20-22 bin civarında. Yani şimdi bu 50 bine tepki yağdı. Çektiğimiz için yağdı ama sahibinden.com'u Bolu yapıp ararlarsa 30 bin, 32 bin, 35 binler var.
Yani bunlara da tepki gösterilmeli. Çünkü bu civardakinin hakkı 20 bin olması gerekirken şu an 30 binler 50 binler konuşuluyor. Benim ayrıca buradaki amacım, hani orada işte nereli misin diye sorduğumda Geredeliyim dedi. Benim birçok Geredeli dostum var ve bu vatana, bu millete, bu Bolu'ya çok güzel katkıları var. Yalnız adamın Geredeli olması benim suçum değil. Yani ben mecbur onu orada sormak zorunda kaldım. Çünkü bu insanı bilmeleri lazım. Bilsinler ki kendi aralarında soyutlasınlar. Burada zarar gören Türk milleti. Burada zarar gören Türk devleti. Burada zarar gören Müslümanlık. Benim tek söylemek istediğim, Müslüman gibi davranalım, Türk gibi davranalım, insan gibi davranalım. Yani biz niye birbirimizi kazıklıyoruz? 50 bin lira kira nedir arkadaş? Ben bugün arattırma yaptım kiralıklarda. İnanın bana 25 bin liraya villa var. 30 bin liraya villa var. Bakın villa olabilir bu fiyata. Çünkü sizin özel zevkiniz. Ama bir binada, yani şu arkamda görmüş olduğunuz bina yani. Bir özelliği yok. Normal bina. Yani bu 50 bin lira nasıl yazılıyor? 50 bin lira kira demek zalimlik demek, zulüm demek. Vatandaşı eziyor yani. Buna dur deyin ya. Ya Allah rızası için dünden beri aldığım mesajın attığı hesabı yok. Ağlayanı mı arıyorsunuz? Yani bu kiraya bir dur deyin kardeşim. Ben burada hani madem bu bir TT oldu, Twitter'da da gündem olmuş bugün. Yani bunu bir fırsata çevirelim. Ben buradan devlet yetkililerimize sesleniyorum. Bakın bu millet canını vermek için çıkıyor. Ne zaman ihtiyacı varsa devletin. Çıkar da. Hiçbir zaman geri vites yok. Ama siz bu milleti bu fahiş fiyat verenlere, hele hele bir de bunlar kendilerine biz Müslümanız görünümüyle konuşurlarsa, sayfalarına baktığımda geriye doğru bakıyorum, böyle bir sürü paylaşım yapmış. Ayet hadis, ayet hadis. Ama adam 50 bin lira kirayı savunuyor ya. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Burası Bolu. Ya deniz kenarında araştırdım, 17 bin lira, 15 bin lira kira. Hani tabii ki çok lüks yerler var. Orasını baz almıyoruz biz. Genelleme yapıyoruz yani. Genel anlamdaki bir şeyi konuşuyoruz. Bunu da bu şekilde açıklayarak konuşuyorum. Çünkü yani haberlerin altına yorum yapanlar var bilmeden. Ya biz geneli baz almamız lazım. Biz genel bir durumu konuşuyoruz. Sen gidip de tutup bugün Beşiktaş'ta veya deniz kenarında yalı kiralarsan ona ben karışamam. Ama normal bir mahallede bir kira yani 20 bini geçmemeli bence. Hani lüks bir semtte. Orta derece yerler bugün 8 bin lira, 10 bin lira. Ben kendim için değil, devletim ve milletim için uğraşıyorum. O haberlerin altına yorum yapıp da 50 bin lira kiraya verir, sana ne kardeşim diyenleri de vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Yazıklar olsun size.